Güneş sistemimizde, dünyadan çok uzakta, devasa bir gaz devi olan Jüpiter'in etrafında dönen gizemli bir dünya var. Bu dünya, Europa. Yüzeyi çatlamış buz tabakalarıyla kaplı, parlak ve pürüzsüz. Ama bu buz kabuğunun altında ne var biliyor musunuz? Bilim insanları, Europa'nın derinliklerinde devasa bir okyanus olduğuna inanıyor. Europa, Jüpiter'in dört büyük uydusundan biri. Boyut olarak, dünyanın ayından biraz küçük. Ama bu küçük boyutuna rağmen, bilim dünyasını heyecanlandıran birçok özelliğe sahip. Yüzeyi, dünyadaki kutup bölgelerini andıran kalın bir buz tabakasıyla kaplı. Bu buz tabakası o kadar pürüzsüz ki, Güneş sistemindeki en az kraterli yüzeylerden biri. Peki, bu buz tabakasının altında ne var? İşte asıl heyecan verici kısım burada başlıyor. Bilim insanları, Europa'nın yüzeyinin altında sıvı halde bir okyanus olduğunu düşünüyor. Bu okyanus, dünyadaki tüm okyanuslardan daha derin ve daha geniş olabilir. Nasıl mı? Europa'nın iç yapısı ve Jüpiter'in güçlü çekim kuvveti sayesinde. Europa, Jüpiter'in etrafında dönerken sürekli olarak şekil değiştiriyor. Bu, iç ısının korunmasına ve buzun altındaki suyun sıvı halde kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, yüzeydeki çatlaklar ve kaos bölgeleri olarak adlandırılan karmaşık alanlar, alttaki okyanusun varlığına işaret ediyor. Peki, bu okyanus neden bu kadar önemli? Çünkü su, bildiğimiz yaşamın temel taşlarından biri. Europa'daki okyanus, Güneş sisteminde dünya dışında yaşam barındırabilecek en umut verici yerlerden biri olarak görülüyor. Okyanus tabanında hidrotermal bacalar olabilir ve bu bacalar, dünyadaki derin okyanus ekosistemlerine benzer yaşam formlarını destekleyebilir. NASA ve diğer uzay ajansları, Europa'yı daha yakından incelemek için heyecan verici planlar yapıyor. Europa Clipper adlı bir uzay aracı 2024 yılında fırlatılacak ve bu gizemli dünyayı yakından inceleyecek. Bu görev, buz kabuğunun kalınlığını ölçecek, yüzeyin detaylı haritalarını çıkaracak ve belki de yaşam belirtileri arayacak. Europa'nın keşfi, sadece bu uydunun gizemlerini çözmekle kalmayacak, aynı zamanda Güneş sistemindeki diğer buz dünyaları hakkında da değerli bilgiler sağlayacak. Satürn'ün uydusu Enceladus gibi benzer özelliklere sahip diğer uydular da var ve bunlar da yaşam potansiyeli taşıyor. Europa, bize Güneş sisteminin ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Kim bilir, belki de gelecekte Europa'nın buzlu yüzeyinin altındaki okyanusta yüzen bir denizaltıyla keşif yapacağız. Siz de Europa'nın gizemlerini keşfetmek için sabırsızlanıyor musunuz?